31 Aralık 2023 yani dün Jüpiter Boğa burcuna direkt seyre geçti. Gökyüzünün en büyük gezegeni şansı Jüpiter Boğa burcunda direkt seyirde şu anda ve 10 ay boyunca burada direkt seyirde devam edecek. Daha sonrasında İkizler burcunda retro seyrine başlayacak. Hayatımızda şansı, bolluk ve bereketi deneyimlemek için şimdi harekete geçme zamanı, burçları etkisine gelelim. Sevgili koçlar, paranın size akacağı, enerjinizin maddi ve manevi olarak yükseldiği zamanlar çok doğru değerlendir. Sevgili boğalar, şans yüzüne gülüyor, hem ilişkide hem de iş hayatında harika zamanlar seni bekliyor. Ve geldik sevgili ikizlere. Enerjinin yükseldiği zamanlar kendini mental anlamda iyi hissedip öyle bir zamana geçiş yapıyorsun ki işlerin çok rast gidecek. Doğru zamanlara geldin, hoş geldin. Ve sevgili yengeçler, sosyal çevren, arkadaşların takım çalışmalarından yana kazanç sağlayacağın bir dönem şans ayağına geldi, iyi değerlendir. Aslanlar, kariyerinizde güzel fırsatlar sizi bekliyor. Doğru bir şekilde değerlendirme zamanı, arzu ettiğin başarıları elde ediyorsun. Ve başaklar, eğitim, yurt dışı konularından yana çok güzel fırsatlar ayağına geldi, iyi değerlendir. Teraziler, finansal açıdan sürpriz kazanç, ortak gelirlerde artış, miras konularından yana gelir elde ediyorsun. Güzel bir şans var, doğru değerlendir. Sevgili akrep, ikili ilişkilerinden yana mutluluğu elde edeceğin zaman iş kurma durumun varsa bu dönem şans senle beraber kur diyorum. Sevgili yaylar, sağlığının toparlandığı, yeni bir düzene geçtiğin, kendini iyi hissettiğin zaman işi olmayanlar iş bulacak, ayrıca terfi söz konusu. Ve geldik sevgili oğlaklara. Aşktan yana şanslı zamanlar, ayrıca ilgi duyduğun konulardan yana eğitim alma fırsatı doğuyor. İyi değerlendir. Ve geldik sevgili kovalara, aile, miras, ev alımı, yuva kurma ile ilgili şanslı zamanlar. Demek ki birçok kova burcu mutluluğu bulacak. Sevgili balıklar, yakın çevrenden alacağın şans ve fırsatlarla işin yükseliyor. Kariyerinde yükseliyorsun. Ekim'in ilk haftasına kadar da iş seyahatlerinin arttığı zamanlar. Doğru değerlendirin.